2020'nin son sabahından günaydınlar. Annem uyuyor, uyanmış mı diye bakıyorum. Şimdi duştan çıktım. Güzel bir duş aldım. Kendime birazcık bakım yaptım. Kendimi şımartma yöntemlerimi biliyorsunuz zaten, bilmiyorsanız eğer bir önceki videolardan bakabilirsiniz. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık, oyalandık. 2020'nin son günü yavaş geçiyor. Biraz miskince geçiyor. Kendimize vakit ayırdığımız bir gün oluyor. Yeni yıla ailemle birlikte gireceğim. Birlikte 5 kişi olarak yeni yıla gireceğiz. Kendime güzel bir kahve yapmak istiyorum. 2020'nin belki de son kahvesi. Böyle ilk son deyip duracak mıyım acaba video boyunca? Kahvemizi içtikten sonra market alışverişi yapacağız. Güzel bir menü oluşturacağız. Hem güzel hem lezzetli bir menü yaparız. Biraz evi süsleriz yeni yıla uygun bir şekilde. Biraz da gözümüzü doyuralım ama, değil mi? Öyle tatlı bir akşam olacak yani. Güzel yemekler, sıcak şarap yapabiliriz falan filan. Bunların hepsini de vloglayacağım. Size de sormuştum, çok istemiştiniz. Ben de seve seve vloglarım. Hem de bana anı kalır. Şimdi hemen kahvemizi yapalım. Isıtıcıyı bir açayım. Isıtıcı değil bunun adı. Kettle. Isıtıcı değil, değil mi? Değil. 2020'de kendime aldığım en güzel hediyelerden biri. Kesinlikle moka pot. Anneme Türk kahvesi, bana Amerikano. Dün kendime kase gibi kocaman kupalardan aldım. Böyle kupaları görünce benim aklıma direkt Friends geliyor. O yüzden de bir hoşuma gitti. Belki üstüne Friends yazısı falan yazabilirim bu çıkmayan boyalarla. 2020 hepimiz için farklı bir sene oldu. Herkesin kendiyle kaldığı, baş başa kalıp düşünme fırsatını çokça yakaladığı bir sene oldu bence. Tırnaklarıma nail artımsı bir şeyler yapmaya çalıştım. Ne kadar başarılı oldum emin değilim. Ama yani bu nail art için kullanılan o aletlerden var ya, ondan yoktu bende. Bayağı ojenin ucuyla yapmaya çalıştım bir şeyler böyle canım sıkılınca. Kurabiye yapmak istiyorum. Gingerbread cookie ya da tarçınlı olan tariflerden birini. Gerçi gingerbread'de de tarçın var herhalde. Az önce şunu fark ettim. 2020'nin ilk günü, ilk sabahında da aynı sweat'i giymişim ve son gününde de yine bunu giyiyorum. Bu tarz şeyler aslında çok anlam veren bir insan değilim. Ya da ne bileyim, 2020'ye de çok aşırı bir anlam yüklemiyorum. 2021'e de aynı şekilde. Sonuçta yarın bugünden farklı olmayacak. Sadece insanın düşünceleri farklı olabiliyor ve insan kendine yeni bir sayfa açmış gibi hissedebiliyor. Bu açıdan bence yeni yılı bu kadar coşkuyla karşılıyoruz. Çünkü herkes yenilikleri sever, yeni başlangıçları, pişman olduğu şeyleri geride bırakmayı. Tabii ki bunu seviyorum, yeni hedefler koymayı. Herkes gibi ben de yeni bir sayfa açar gibi, yeni bir başlangıç olarak görüyorum 2021'i. Ama bugünden de farklı bir gün olmayacağının da hepimiz farkındayız bence. Bayağı da kötü bir ışık vuruyor. Burada da video çektim ama neyse. Gidip bir hazırlanayım. Ondan sonra liste yapıp markete gideceğiz. Hazırlandım. Asla alıp da giyemediğim güzelim gömleğimi giydim. Bununla ilgili video çekmiştim Instagram'a, hatırlarsınız belki. Bir türlü dışarıda giymek kısmet olmadı. Bugüneymiş. Bayağı da hoşuma gitti. Tatlı oldu böyle. Ecosse deseni yılbaşına da biraz uyuyor bence. Markete gideceğiz. Bir de Ecem'in arkadaşına uğrayacağız. Çünkü kurabiye kalıbı almayı unutmuşuz biz. O yüzden de son 2-3 günde yetişemeyeceği için almaya, burada da alacak bir yer bulamadık. Yani istediğimiz gibi kalıplar bulamadık. Onlarınkini ödünç alacağız. Onlar da geçen gün yaptılar. Hatta Ecem de gitmişti falan. Süslemesini falan da yapacağız. Hatta Reels da çekerim. Çok hoşuma gidiyor o tarz şeyler. Alacaklarımızı alacağız falan, sonra geleceğiz, mutfağa girişeceğiz. Şimdi çıkıyoruz. Aa, buranın ışığı daha güzelmiş. Üstümü daha güzel görebilirsiniz. Seni çekiyorum, Migros. Arkadaşlar şurada benim eski dershanem vardı, ortaokul dershanem. Migros'a geldik. Buraya seni asmışlardı, sen onu hatırlıyor musun? Beni mi? Evet. Ecem bu sepetlerin uyguna geldiğini iddia ediyor. Yani uyguna geliyordur gelmesine de, biz bunların hepsini yemeyiz yani, sıkıntı orada. Şu kozalaklar bizim evde de var şimdi, onları masaya dizeceğiz, süsleyeceğiz masayı. Hangisinden istiyorsan az. Ben de bundan istiyorum. Tamam, bir tane farklı mı alacağız? Rafus yerine bunu alsak olmaz mı?
Tamam sen de onu atın. Hayır ama ben hepsini yemiyorum biliyorsunuz. Bunlar benden daha cips canavar olduğu için. Güzel ışıklar var burada. Şuna bak. Çok güzeller. Şuna bakın. Bunlar işte. Başka ne zaman kullanılır ki? Brokoli alacağız. Aynen. Biraz havuç bir de brokoli. Kötüyse manavdan alalım. Tamam. Ben süt alayım bir tane. Çünkü belki tatlı yaparım. Magnolia yaparım. Sosumuz, domates, kestane aldık. Tamam onlar da şey. Carrefour'a geçiş yaptık ve şekeri buldum. Almak istiyorum şu an. Şimdi şarap reyonundayız. Buradan şarap alacağız. Sıcak şarap yapacağız akşam. Birer kadeh bir şeyler içeriz. Hayır hayır koyacağım tabii. Eve dönüş yapıldı. Ben buraya kurabiye malzemelerimi hazırladım. Kabıma unumu koydum. İlk defa yapacağım bu kurabiyeyi. Normalde çok tarif denerim. Tatlı vesaire falan yaparım bir şeyler ama kurabiye yaptığımı hatırlamıyorum. Zor bir tarif değil. Hepsini bir kapta karıştıracağız ve yaklaşık zaten 10 dakikada falan pişiyor. Ama bir yandan da tarife bakmam gerekiyor. Ben Bengi Kurtcebe'nin yılbaşı kurabiyesi olan tarifinden bakıyorum YouTube'daki. Bengi'nin zaten bütün tarifleri inanılmaz güzel oluyor. Özellikle tatlı tarifleri. Sen bana bir tane karbonat verebilir misin? Buzdolabında. Bana hiç buyurmayın kendiniz alın dedi. Benim işim var dedi. Ya bir tanecik istedim. Ne var? Birlikte yapacaktı. Sen yoğurdu yapacaksın. Biz geri kalanını birlikte yapacağız. Bu hayatta böyle. Anne suyum sıçradı. Tereyağını bayağı bol bol koydu ya. Benim tereyağına bak. Baharatlarımızı ekliyoruz. Anne yeni yıl hedeflerinden bahsedelim hadi. Hadi sohbet edelim bir yandan kurabiye yaparken. Dedim ya kimseye eleştirmeyeceğim diye. Başka? Koronalı geçtiği için. Annemle ikimiz koronaya yakalandık biliyorsunuzdur. Onun için hiçbir şeye kafama takmayacağım. Duygulandın sanki bir gözlerin sulandı. Anne! O kız da mı ağlayacak? Bizim bu zencefil zerdeçal gibi. Çünkü zerdeçal varmış daha önce de annem de sonra bunun içine zencefil koymuş. Zencefilimi koyuyorum. Zencefili çok koyunca acı yapıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Şekeri şimdi mi koyacağım? Evet şimdi koyacaktım. Ondan sonra neyim var başka? Aha karbonat var. Bir çay kaşığı. Tamam, şununla şöyle bir harmanlıyorum. Ooo tarçın koktu ve hafif hafif koku almaya başladım. Bu güzel bir şey. Portakal rendeliyorum ama rende kirli. Anne rendeyi yıkayabilir misin? Şimdi sen yumurta kırıyorum. İçine tereyağımı döküyorum. Umarım az gelmez. Yoğurmaya başlayacağım. Kurabiye hamurumuz hazır ama ben içine birazcık fazla koymuşum pekmezini. Bir de bizdeki pekmez üzüm pekmezi değil. Ne pekmeziydi onun adı? Bu üzüm pekmezi mi? Niye bu kadar koyuyorsun? Yok çok değil. Değil mi? Bence de çok değil. Açacağız bunu. Ondan sonra şekil vereceğiz. Bakın böyle adam şekli var. Çam ağacı var. Bir küçük boy adamdan var. Bu küçük boy yine adam var. 3 boy adam. Ne bu? Kurabiye canavarı. Kurabiye çocuk adam. Neyse. Şurada kardan adam var. Bununla açacağız. Ondan sonra şekil vereceğiz. Sonra da üstüne ben bir süsleme bir şeyler düşüneceğim. Vallahi kurabiyeler çok tatlı oldu. Bir an heyecana kapılıp çekmeyi unutmuşum ama şimdi annem de yapıyor. Böyle bastırıyorsunuz. Pembesini de bastırınca şekli çıkıyor. Dur ama sen ne? Annem kalan şekilleri yapıyor. Çok tatlı oldular. Kurabiyeler hazır. Şimdi bunlar 170 derece fırına 10 dakikada pişmeye giriyor. Ondan sonra üstünü hazırlayacağız. ...15, 16, 17 şurası. Menüyü sayıyorum. Sarma yapılmış. Daha doğrusu sarma herhalde buzluktaydı. Annem çıkardı tekrar pişti. Bu ne olacak anne?
Salatalık. Burada da böyle patatesli bir salata var. Ana yemek olarak da köfte pişireceğiz. Yemekler biraz annemden, tatlılar benden, ben ve Ecem'den gibi oldu. Kurabiyelerin bir kısmı pişiyor fırında, ondan sonra bunları atacağım. Hepsini bir anda atmadım nedense ve biraz zaman geçtiği için risk atmak istemedim. Sıcak şarabın yanına böyle güzel bir tabak hazırlayacağız. Biraz daha böyle şarapla gidebilecek yiyecekler. Aslında ben onu yemeğin yanında hazırlayalım dedim Ecem, ama sonra hazırlayalım dedi. Hazırlıklar devam ediyor. Yo, ben tamam demiştim sana. Şimdi mi hazırlayalım? Evet, de bir yemeği hazırlayalım. Yok, kurabiyenin yanında beklemeyeceğim canım. Bir de brokoli, havuç ve karnabahar haşlıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir şey bu. Bu ürünlerle Ecem Hanım bize peynir tabağı hazırlayacak buna. Bu böyle biraz daha sunum tepsisi gibi. O yüzden buna yapacak. Ne? Şef bıçağı. Şef bıçağı. Evet, gerçekten tam şef bıçağı gibi bir şey. Şuraya gel o zaman. Anladın mı? Katlayıp falan da katlayalım üstüne. Kürdanlayalım. Ne oldu? Tabi yanar. Peynirimiz bu. Bu üçgen peynir. Peynir tabağı hazırlıyorum. Burada pastırmamız var. Bir tanesini çalacağım. Ablam kurabiye istememişti. Bu olay beni bitiriyor. Mükemmel. Tamam, sen böyle koy. Koy. Ben meyveleri buraya koyayım. Burası şarküteri olsun. Diğer pastayı kullansak. Aslında hepsini mi kullanalım? Tamam, ben bu daha güzel diyor buna şey. Bence bu daha güzel. Tamam, hadi kutu değiştirelim o zaman. Böyle bir tavuk hazırladık. Peynirler. Buraya pastırma, salam falan koyduk. Çok alakasız ama yanına çilek koyduk. Bir de küçük bir tasa muz koymuştuk ama o galiba masaya gitmiş. Öyle şarabın yanında lezzetli olur diye. Tabii yiyecek yerimiz kalmadı. Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Thanks to Ecem. Yemeğimizi yedik ve hala pantolon ve gömlekle duruyorum. Evdeyken böyle oturmak rahatsızlık verici. O yüzden hem şu odamı toplayayım hem de üstüme pijamalarımı geçireyim istiyorum. Böyle bayağı PTT'lik bir yılbaşı olacak sanırım. Ve pijamalarımı giyip geldim. Odayı da biraz topladım. Ben gerçekten bu sene pijamayla girmek istiyorum yeni yıla. Zaten şeye inanmıyorum, yeni yıla nasıl girersen öyle geçer falan. O muhabbetler bana bayağı saçma geliyor. Sadece evrene şu mesajı vermek istiyorum. Bundan sonra kendi isteklerime odaklanacağım. Ne istiyorsam ona odaklanacağım. Onun için çalışacağım. Hazır evdeyiz ve herkes evde. Tatlı bir ortamımız var ama böyle rahat olmak istedim. Biraz da bunlar yılbaşı konseptli. O yüzden bunları giydim. Tabii ki sabahlığımı da çektim üstüme. İnanılmaz rahatım ve bu rahatımı bozmak istemiyorum. Bakın, pijama, terlik ve televizyon karşısına geçeceğim biraz. Aslında televizyon hiç izleyesim yok. Belki de izlemem. Bizimkilerin yanına geçeyim bari. Aa, kurabiyeler oldu. Pişti, pişmiş halini göstermedim sanırım. Kafam karıştı baya. Onların üstüne süslemeler yapalım şimdi sizinle birlikte. Kurabiyelerim hazırda bekliyor. Burada pişti hepsi. Farklı farklı kalıplardaydı. Birisi büyük, birisi küçük falan ama hepsi pişti. Ama altı biraz terlemiş anne ya. Bir şey olmaz değil mi? Hamur olmamıştır. Hafif ıslanmış gibi çünkü. Şimdi bir yumurtanın sarısıyla beyazını ayırdım. Beyazına pudra şekeri dökeceğim. İyice çırpacağım. Ve bundan bir glazür elde edeceğim. Sonra glazürleri sıkma torbasına alıp üstünü süsleyeceğim ve pasta süsüyle süsleyeceğim. Bence televizyon izlemekten daha eğlenceli bir aktivite. Yani şu an çok daha mutluyum. Değil mi? Televizyon izlemeyi sevmiyorum ya, onu fark ettim. Hadi izlediğim bir dizi, film falan neyse ama şu an bu beni daha çok mutlu ediyor. Bizimkiler telefon muhabbeti yaparlarken ben de kendime glazür hazırladım. Bizim evde sıkma torbalarından varmış. Bayağı sevindim. Bunun içine koyacağım. Ucunu kesip hepsini süsleyeceğim. Ecem, gelecek misin süslemeye? Minik
minicik açtım. Minicik. Minicik. Arkasından akıyor, arkasından akıyor, arkasından. Bir şey olmaz, ne olacak? Bunu da böyle yeriz. Yok, istemiyorum. Süslemeyelim. Ben süsleyeceğim. Kendimi yapacağım. Niye çıkmıyor? Dur 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 dur. Aa, abla niye üstüne sürüyorsun? Bu kadar yeter. Bu kadar. Bu kadar yeter. Arkadaşlar, glazür işlemimiz başarısızlıkla sonuçlandı. Onun içine fazla pudra şekeri koymam gerekiyordu galiba ama bizim kurabiyelerimiz zaten fazla pekmezli olduğu için yeterince tatlı. O yüzden ben şimdi kurabiyelerimle çilek yemek istiyorum. Attım yani. Televizyonun karşısına geçesim yok dedim ama yine televizyonun karşısındayım. Yanımda ne var bakın. Koskoca tabağın içine kurabiyeleri doldurdum. Bu çileklerden koydum. Çilekle beraber kurabiye yiyeceğim. Ve bakın ne yaptım. Güzel bir şey yaptım. Tada! Buraya bir yılbaşı köşesi yaptım. Çok güzel oldu. Oradaki yeşil bir bitkimiz vardı. O yeşil bitkiyi birazcık ışıklandırdım. Bizim o battaniyeyi serdim. Ve kozalaklar koydum. Ağacı da buraya getirdim. Işığını yaktık. Çok hoş duruyor. Hatta burada bir fotoğraf çekinmem lazım benim. Ecem Hanım çeker beni birazdan. Maalesef. Ay çok parlıyor, bir saniye. O ses izliyoruz ya. İzleyecek bir şey bulamadık. Ben pek oralı olmayacağım gibi ama şurası beni gerçekten çok mutlu ediyor şu anda. Kaldık mı tekrar baş başa? Tam olarak saat 12.24. Saat 12'yi geçti ve 1 Ocak 2021'deyiz. Dünden pek de farklı değil. Tahmin edersiniz ki. Şaka bir yana 12 geçti ve 2021 başladı. Ne kadar vlog çekebildim bugün emin değilim. Çünkü bugün diğer yeni yıl kutlamalarıma göre çok çok sakin geçti. Genelde hep bir program yapardık. Ailemle birlikte olsak bile yakın aile dostlarımızla vesaire buluşurduk. Yemek masası hazırlardık. Yine yemek masası hazırladık ama daha böyle çekirdek halde, çekirdek ailelerle kutlanan bir yılbaşı oldu. Sosyal medyadan birazcık anladığım kadarıyla neredeyse herkes bu şekilde geçirdi. Yani çok kişi plan yapamadı. Bugün anneannemi ziyarete gittim uzun bir zaman sonra. İstanbul'a gittiğimden beri görmüyorum anneannemi yaklaşık birkaç aydır. Biliyorsunuz bir Covid süreci atlattım ve en son isteyeceğim şey anneannem dahil, sevdiklerim dahil herhangi birine bulaştırmamak. Sınavlarım vesaire vardı ve görüşemedik. Bugün de yanına gittiğimiz halde eve girmedik. Kapıdan anneannemi görebildim ve işte o an gerçekten koronavirüsün ne kadar mühim bir şey olduğunu fark ettim. Anneannemle orada yani böyle şeyleri paylaşmayı çok sevmem. Ne bileyim, üzüntülerimi, üzüldüğüm noktaları ya da ağladığım zamanları paylaşmayı sevmem ama bugün anneannemi orada görünce ona dokunamamak, sarılamamak çok koydu bana. O yüzden bu sene sevdiklerimin değerini çok çok iyi kavradığımı hissediyorum. Hayatımda gerçekten olması gerektiğini düşündüğüm insanları hayatımda tutmaya devam edeceğim. Herkese de bunu öneririm. Yani sizin hayatınızda yeri olmayan insanlara yer vermeniz gerekmiyor. Ama bir yandan da sevdiğiniz insanlara sıkı sıkı tutunmanız, onların değerini kavramanız gerekiyor. 2 gün sonra neyin ne olacağı gerçekten belli değil. Bu sene bunu öğrendik. 2021 için kendime henüz bir hedef koymadım. Yani birkaç tane de olsa. Direkt şunu yapacağım dediğim hedeflerim yok. Eski hedeflerime baktığım zaman ne bileyim, mesela demişim ki yılda 12 kitap oku, 24 kitap oku, düzenli uyu, erken uyan, sağlıklı beslen. Böyle şeylere zaten hep dikkat ediyorum. Artık şunu fark ediyorum ki bu zaten benim hayatımda oturan maddeler. Artık hayatımda uygulamaya başladım. O yüzden radikal kararlar almak istiyorum 2021'de. Sorry. Şu
şunu. 5 dakika verir misin bak, bana? Şunu bırak. Tamam. Mesela istiyorum ki 2021'e güzel hedefler koyalım. Az önce arkadaşlarıma da söyledim. Böyle şak 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 gerçekten oldu dediğim hedeflerim olsun. Olmasını istediğim büyük hedeflerim olsun istiyorum. Biraz büyük oynamak istiyorum. Yani büyük derken tabii ki olmayacak hedefler de koyacak değilim kendime. Her şeyden önce sağlıklı, mutlu olmak istiyorum. Yani sağlıklı olduğun zaman, sevdiklerin olduğun zaman huzurlu oluyorsun. Huzurlu olduğun zaman mutluluk geliyor. Bunların hepsi birbirine bağlı olan şeyler bence. Bu yıl çoğu kişinin hayatında dönüm noktasıydı bence, kötü de geçse. 2021 nasıl olacak merakla bekliyorum. Şarjım bitiyor, o yüzden lafı çok dolandırmayacağım. Hayatımda bir şeyler değişmesini istediğim arkadaşlarıma hep şey diyordum. Bu sene senin yılın olsun. Ve sonra bugün durdum düşündüm ve dedim ki bu yıl neden senin yılın olmasın? Aynısını size de söylüyorum. Bu yıl neden sizin yılınız olmasın ve neden benim yılım olmasın? O yüzden kendime bu sene şunu hatırlatacağım her zaman. Bu yıl benim yılım olacak. En azından evrene pozitif enerji göndermek için güzel şeyler olacak. Buna inanıyorum. Bence siz de öyle yapın. Kendinize iyi gelecektir. Ama tabii şunun da yapılmasına karşıyım. 2020'yi tamamen kötüleyip 2021'den çok şey beklemek ve hiçbir şey yapmamak da doğru değil. Eğer gerçekten çok fazla hedefiniz varsa o zaman çok çalışmanız gerekiyor. Mesela bunun farkında olmamız gerekiyor. Ya da 2020'nin kötü olmasını bir yıla bağlamak bana çok yanlış geliyor. Bunun böyle olmasının nedeni tamamen biz insanlarız. Başka hiç kimse değil. O yüzden yine 2021'i de güzelleştirecek olan yine bizleriz. Yine kendi yılınızı da kendiniz güzelleştirebilirsiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Umarım sizin için keyifli bir vlog olmuştur. Ne kadar yansıtabildim bugün emin değilim. Benim de aşırı hızlı geçti. Ve hiçbir şey yapmadan çok yorgun hissediyorum. Bir an önce yatıp dinleneceğim. Yarın güzel başlamak istiyorum yeni güne. Kendim için bir şeyler yapmak için heyecanlıyım. Ne kadar içinli bir cümle oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Çok mutlu eder bu durum beni. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.